Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu her şeyden önce bir insan haysiyeti sorunudur. İnsan haysiyeti. Haysiyetin siyasete tercümesi, yani politik yansıması ise tanınmadır. Tanınma. İngilizcesiyle recognition. Tanınmayan yoktur. Ve tanınmayanın ağrısı duyulmaz. Tanınmadan hayvan olmak mümkün. Ama politik bir hayvan olmak mümkün değildir. Yani tanınma ile insanın insan olma kapasitesi, siyaset kapasitesi, dil kapasitesi, kültür, felsefe, etik, bütün o sentetik olan, organik olan üstüne gelen katmanların hepsi kaybolur eğer tanınma yoksa. Yani bir binaya girdiniz, orada bir müstahdem bir şeyler yapıyor, bir hademe, bir işçi, bir ortama girdiniz. O kişiyi görmezden gelmeniz kadar o kişiyi incitecek çok az şey vardır. O kişinin işçi olması, çöpçü olması, hani arzu edilmez bir şey olsa bile onun haysiyetini yaralamaz. Ama görülmemek en büyük incitmedir. Çünkü yokluk demektir. İnsanlar aleminde tanınma, var olma ile eşdeğerdir. Şimdi bu niçin önemli? Kürt sorununu hakkıyla anlamak için. Yani ekonomik eşitsizliktir, işte bölgeler arası dengesizlik filan. Bunlar bana göre asli meseleler değildir. Her zaman birileri çıkıp diyebilir ki işte Kırşehir çok mu gelişkin, yok işte şurası geri kalmadı mı filan. Dolayısıyla o tür şeyleri hepsini bir kenara atabiliriz. Çok daha var olursa politik bir sorun olarak var Kürt sorunu ve temelinde bu tanınmanın yokluğu, insan haysiyetinin incitilmesi var. Türkiye'nin bugün Kürtleri inkar ısrarı artık sürdürülemez hale gelmiştir. Çünkü Kürtlerin modernleşme ve özneleşme süreçleri yeni bir eşiğe geldi. Ve artık Türkiye'de Kürtlük kültürel ve seçimsel olarak, yani siyasi açıdan görmezden gelinemez, yani sakınılamaz hale geldi. Şimdi bugüne gelmeden önce geçmişe kısaca bir bakalım. Böylece tarih vazifemi kısaca eda edeyim. Ondan sonra güncelde bolca gezinebiliriz. Şimdi Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'e geçiş sürecinde gürbüz bir Kürt siyasi hayatı ve elit faaliyeti olduğunu görüyoruz. Yayınlar, dergiler, gazeteler, dernekler, örgütler, Kürt Talihi, işte Kürdistan Gazetesi, bir sürü yayın ve şey var, faaliyet var. Bu hem İstanbul merkezli hem de Kürdistan'da yankısını bulan bir aktivizm var. Ancak Cumhuriyet ve ile birlikte ve iktidarın konsolidasyonu ile birlikte ulus tanımı, isterseniz buna Türklük Sözleşmesi diyebiliriz, Kürtleri yok saydı. Şimdi bu sanılanın aksine, bu yok sayma, sanılanın aksine bir dışarıda bırakma değil, bir içeride tutma işlemiydi. Yani Kürtler dışlanıyor ibaresi bana göre yanlıştır. Sorunu görmemize engeldir. Ne fark eder denebilir. Ha dışarıda bırakılmış, ha içeride tutulmuş. Dediğim gibi sorun mahiyetini anlamak açısından bence çok şey fark ediyor. Mesela son yıllarda artan oranda akademik ve aktivist çevrelerin postkolonyal teoriyi, yani eski tabiriyle müstemleke nazariyesini, işte müstemleke tecrübesini Türk-Kürt ilişkisine uyguladıklarını görüyoruz. Yani işte Kürtler sömürge, Türkler de sömürgeci. Kürtlerin bir sömürge bile olmadığı doğrudur. Çoğu kez bunu insanlar söyler. Kürtler sömürge bile değildir. Bu doğrudur. Ama daha önemli olan nokta bence şudur. Kürtler bir sömürge değildir. Kürtlerin bir sömürge olmadığı daha önemli bir nokta bana göre. Neden?
neden Kürtler bir sömürge değil ve postkolonyal teoriyle yahut işte sömürgeci ve sömürülen ilişkisiyle anlamak bizi çok da ileriye götürmeyecek. Türk-Kürt ilişkisi ayrı bir bedenin sömürülen ve sömürülen ilişkisiyle, şöyle söyleyeyim, Türk-Kürt ilişkisi sömüren ve sömürülen ilişkisinden farklı bir ilişki arz ediyor. Kürtlerin mücadelesi bir sömürge karşıtı mücadele değil, henüz bir hakkın ayrışmamış bir bedenin ayrışma lüzum ve mahiyeti üzerine bir kavgadır. Sömürgede, yani sömürge tecrübesinde, sömüren ve sömürülen, yani metropol ve koloni arasında kapanmayacak bir mesafe vardır her zaman. Bu ırksal, işte renk vesaire şeklinde olabilir ama her halükarda bir mesafe vardır. Sömürge bir ötekidir. Türkiye'de Kürt bir öteki değildir. Öteki olmasına izin verilmeyen bir benden parçadır. Yani Kürt ötekileştirilmekten ziyade öteki olmasına izin verilmediği için sıkıntı yaşıyor. Şimdi bunun yansımaları var. Bu yani Kürt meselesini anlamak açısından, Türklerin perspektifini anlamak açısından bu tür ayrımlar önemli. Mesela ortalama bir Türk'e sorsanız, işte hiç gitmediği Kürt illerine, işte Diyarbakır'ı, Hakkari'yi nasıl tasavvur ediyor? Orası bir Türklerle dolu diye düşünüyor. Öyle düşünmek istiyor, aksini düşünemiyor. Yani Kürtleri görememek gibi bir durum var. Görmek istememenin, görememenin getirdiği bir inkar durumu var. Kürtlerin var olabilmesi tanınmasıyla mümkün olacak. Ötekileştirilmemesiyle değil. Yani eşitlikten yana Kürtlerin sorunu yok. Var olmaktan ve farklı olmaktan yana bir sorunu var. Bu hani genel geçer, işte Batı'daki kimi teorileri, başka bağlamlardaki teorileri Türkiye'ye veya Kürt sorununa uygulamada ortaya çıkacak sıkıntılardan bir örnek olması açısından da dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Özetle Kürtlerin politik doğumu henüz gerçekleşmemiştir. Ve doğum sancılarının çağdaşlarıyız aslında. Yani Kürt diye bir kategorinin ortaya çıkması, politik olarak doğması henüz gerçekleşmemiş bulunuyor. Nitekim anayasada Kürt diye bir şey yoktur. Şimdi resmi anayasa bir tarafa, Cumhuriyet'in kültürel anayasasında yurttaşlığın 3 şartı vardır. Var idi daha doğrusu. Bunlar Müslümanlık, Türklük ve laiklik. Yani Kemalist dönemi, bürokratik politik iktidar dönemini esas aldığımızda bu 3 şartı yerine getirenler hakiki vatandaş sayılıyorlardı. Müslümanlık Türk olmanın şartıdır. Ama bu nominal bir Müslümanlıktır. Yani dindar olmayacaksın ama Müslüman olmak zorundasın. Bu kimleri dışarıda bırakıyor? Gayrimüslimler bunun dışında kalıyor. Ne kadar istekli olursan ol, gayrimüslim isen Türkiye'de hakiki bir vatandaş olarak görülmüyorsun. Azınlık olarak görülüyorsun veya yabancı gibi görülüyorsun. Kültürel alemden bahsediyoruz burada. Hukuki şeyden değil. Hukukta bile sorunlar olduğunu biliyoruz. Şimdi bu Müslümanlık dediğimiz şey de biraz içine baktığımızda elbette ki Sünni bir Müslümanlık bu. Bu Sünniliğin bile içine baktığı, Aleviler dolayısıyla bu ideal yurttaş tanımının dışında kalıyor. Sünniliğin içine bile baktığınız zaman Hanefiliğin esas alındığını görürsünüz. Bu çok ince küçük, belki çoğunuzun gözüne ilişmemiş bir şeydir ama mesela Kürtler ağırlıklı olarak Şafii'dir, Türkler ise ağırlıklı olarak Hanefi'dir. Bu mezhepsel farklılık kimliğin bile sürdürülmesinde aslında bir işlev görüyor. Ama bu mezhepsel kimliğin kurumsal tanınmaması, ne bileyim Diyanet'te işte ilmihal kitaplarının üretiminde vesaire yansımaması
bir tür dışlanma olarak da düşünülebilir. Yani bu Müslümanlığın nominal bir Müslümanlık olduğunu Sünni ve Hanefi bir omurgaya yaslandığını, sahip olduğunu söyleyebiliriz. Türklük şartına geldiğimiz zaman ikinci şart, Türklük ise bu Türklük tabii Türk olmayanları dışlıyor ama Türkiye'de Türklük hiçbir zaman özcü bir Türklük değildir. Türkleşmek demektir. Yani Türk olmak, Türkleşmek demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene ibaresinin belki de ifade etmeye çalıştığı şeydir bu. Hani onu hep böyle bir tahakküm ibaresi olarak düşünüyoruz ama bir asimilasyon daveti olarak anlamak daha isabetli olacaktır. Türkiye'de etnik olarak Türk'ün bir hükmü yoktur. Etnik Türk bana göre Maraş'ta işte Türkmen vesaire gibi vatandaş Kürt kadar Türkiye'de rejimin ideal yurttaşlığın dışında ve uzağındadır. Türkiye'nin gerçek elitleri, kurucuları Balkan ve Kafkas göçmenleridir. Bunu tamamen bilgi sosyolojisi açısından söylüyorum. Bu dışarıyla temas etmiş, ilk uyanmış, ulus fikriyle karşılaşmış, Müslüman görüldüğü için Türklükle itham edilip öldürülmüş, işte göç etmiş vesaire. Göç ettiği yerde radikal bir kurucu elit olarak tarihsel bir rol üstlenmiş bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yakın zamana kadar Türkiye'nin mesela medya elitine baktığınız zaman yahut bürokrasisine baktığınız zaman bu üst bürokrasi ve işte istihbarat dünyası vesaire hepsini dahil ederek söylüyorum. Gördüğünüz şey oydu. Türkiye, Balkan ve Kafkas göçmenleri Türkiye'nin etkili kimlikleri idiler. Bunların çoğu etnik olarak Türk bile değildirler ve ama Türkleşmişlerdir. Burada Türklük bir projedir, bir ulus kimliğidir ve içermecidir, davetkardır, dışlayıcı değildir. Dolayısıyla etnik Türkler bile Türkleşmek zorundadır. Bu laiklik şartını ifade etmek zorundadır. Kürtler hem Türklük hem laiklik şartını ifade etmek zorundadır vesaire. Şimdi Türklük şartı ikinci şart. Üçüncü şart ise laiklik. Laiklik de işte modernleşmenin bir lüzumu olarak görülmüş. Otoriterce bir ümit, bir demokratik süreç olmaktan ziyade daha çok otoriter bir lüzum olarak toplumun karşısına konduğu için de aksül amel yapmış, yani tepki çekmiş ve yani sınırlı bir başarı göstermiştir. Ben laikliği savunan biriyim bu arada ama otoriterliğe karşı biri olarak bunları anlatıyorum. Şimdi bunlardan, bu üç şarttan sonuncusu, yani Müslümanlık, Türklük ve laiklik sonuncusu AK Parti'de ifadesini bulan tarihi bir demokratik devrim ile düşmüştür. Acıklı ifadeler belki İzmirli dostlarım açısından ama bir vaka olarak AKP olayı Anadolu'daki kitlelerin, yani Cumhuriyet'in dışladığı veya hırpalayarak içerlediği kitlelerin bir isyanıdır ve bir devrimdir. Bu açık bir gerçektir. Bu devrimle birlikte devletin bürokrasi kurumları yıkılmıştır. Bunu hani Erdoğan'ın otoriterliğine yorabiliriz ama Erdoğan bu cesareti, bu elektoral, popüler dayanağı nereden buluyor diye sorduğumuz zaman buraya geliyoruz. Yani kitlesel bir devrim yaşandı Türkiye'de. Onun karşı devrim herhalde hocam. Karşı devrim de diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz ama yani devrim devrimdir. Evet. İlle karşı deyip yani hafifleyeceksek evet. Devrim cumhuriyetle devrim cumhuriyettir yani. Cumhuriyeti yok saymak karşı devrimdir. Evet. Yani cumhuriyet yok saymak. Evet. Yani cumhuriyet de devrim, bu da devrim, ikisi de devrim. Ben hani bir sosyolog olarak devrimleri sıralamam gerekmiyor. Devrimleri çok abartmamak da lazım. İran'da bir devrim, işte yani
devrim tek başına bir değer değildir bana göre. İnsanların özgürleşmesi, ifade bulması daha temel değerlerdir. Bir şeyi değerli kılan insan hürriyetine katkı yapmasıdır. İnsan ilerlemek bile, ezbere aldığımız ve çok sevdiğimiz ilericilik vesaire bile insan özgürlüğüne, rahatına katkı yaptığı için değerlidir. Eşitlik bile insan hürriyetine katkı yaptığı için değerlidir. Yoksa durduk yerde eşitlik, özgürlüğün olmadığı bir eşitlik neye yarar tartışılır. Şimdi bu son dönemde yaşanan olay ile birlikte yani laikliğin kültürel anayasada ideal yurttaşlığın bir şartı olmaktan düşmesi ile birlikte geriye iki şey kaldı: Müslümanlık ve Türklük. Türkiye'nin muktedirleri bugün Müslümanlık ve Türklüğün muhtelif çatışma ve simbiyozlarından oluşan bir iktidar spektrumunda iş görüyorlar. Çok ilginçtir. Yani belli dönemlerde Türklük ön plana çıkar, Müslümanlık geride kalır. Hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu ikisi de hiçbir zaman kaybolmuyor. En laik zamanlarda bile Müslümanlık şartı vardır ve bunu nüfus mübadelelerinden işte hangi göçmenlerin kabul edileceğine kadar bir sürü alanda görmek mümkündür. Son dönemde Müslümanlık daha ön plana çıkmıştır. Türklük ikinci plandadır ama hemen ikinci sıradadır. Bu iki ittifakın yani şu anki siyasi ittifakların ikinci üyelerinin tetikte bekleyen yumrukları gibi her an sizi dağıtabilirim, öne geçebilirim dercesine bu varlığını sürdürüyor. Bugün bugün hem yani işte Cumhur İttifakı'nı hem de Millet İttifakı'nı bu iki şeyin karışımı olarak düşünmek mümkün. AKP ile gerçekleşen işte kitlesel devrimin ve ona sonrasında oluşan boşluktan gerçekleşen büyük talanın vesaire yağmanın yol açtığı bir hususta Müslümanlığın sıradanlaşması diyebileceğimiz. Ben bunu çok zaman önce yazmıştım, geçen bir vesileyle görünce kendi kendime aferin dedim. İslam'ın dışından içine düştük diye bir yazı yazmıştım. Yani İslam eskiden belli bir tarafın, kitlenin işte kimliği, işte ya mağduriyet üzerinden ya da iktidar için araç yahut inanç için bir cephe vesaire bir tarafa ait ve polarize edici, kutuplaştırıcı bir unsur gibi idi. Bu kitlelerin siyaset alanını alanına sel gibi dahil olmasıyla birlikte AKP üzerinden Müslümanlık şimdi herkesin dikkate almak zorunda olacağı, yani dindarlık diyelim buna, bir unsur haline geldi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi de başörtülü milletvekillerine sahip olacak. İşte tip de başörtülü adaylarına sahip vesaire. Yani İslam normalleşiyor. Bu sağlıklı bir şey, demokratik bir şey. Bu İslam'la ilgili bir konu değil. Bir toplumun değerlerinin o toplumdaki siyasal partiler nezdinde yankı bulması açısından, temsil açısından bir kazanımdır. Müslümanlığın dindarlık noktasına aşınıyor ve azalıyor olmasıyla politik olarak yükseliyor olması bu açıdan çelişki değildir bana göre. Evet, şimdi biraz daha güncel bir boyut mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğine baktığımız zaman hem Kürt hem Alevi oldu. Bir şey açıklama, küçük bir açıklama değil de yani yanlış anlaşılmaya yol açmaması için. Yani Mücahit, yani ben şey anlıyorum, senin bütün anlıklarını sosyolog olarak gözlemlediklerini anlatıyorsun. Yani bunu olumladığın ya da iyi ya da kötü anlamda söylemiyorsun. Yani AKP devrim derken kastettiği büyük, öyle anlıyorum, büyük bir değişim oldu. Hani evet. İkrar etmek mümkün değil. Ama iyi kötü nereye gitti konusu, tartışma konusu, zaten onu konuşabilir aslında. Evet. Yani ben AKP'yi eleştiren biriyim. Eğer faydası olacaksa o noktada düşeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğinde hem Kürt hem Alevi olması uzun zaman dışlanmış veya içeride nefessiz bırakılmış iki kimliğin üst üste gelmesi gibi bir durum oluşturuyor.
Şimdi dün bir arkadaşla konuşuyorduk işte, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela Obama mı Donald Trump mı hangisi daha karizmatik bir liderdir diye sorarsak bana göre Donald Trump Obama'dan daha karizmatiktir. Şimdi liberal işte ilerici, özgürlükçü insanlar olarak işte eğitimli olanı daha tercih edeceğiz. Tabii ki iyi olan adamı tercih edeceğiz ama karizma yani dönüştürme kapasitesi cesaretle çok ilişkili bir şeydir. Ve azınlık mensupları bu cesarete genelde sahip olmazlar. Korkarlar. Bu onların zayıf, yani kitlesel zayıflığından dolayıdır, bireysel zaaflarından dolayı değildir. Nitekim Obama da çok kayda değer bir siyasi davranış göstermemiştir. Güvenli orta yolda durmak zorunda kalmıştır ama Donald Trump o cesareti gösteriyor. Şimdi bu şu açıdan önemlidir. Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu mukayese ettiğiniz zaman da buna benzer bir şey görürsünüz. Şimdi Kürtlük ve Aleviliğin böyle ön plana, daha doğrusu direkt bahis edilmeksizin görünür hale gelmesi, siyasette bir eşiğin müzakere unsurları olarak billurlaşması bence yaşanan pek çok sürecin bir yansıması olarak sahilimize vuruyor bilinçsel olarak. Şimdi Alevilik ve Cumhuriyet bahsinde dediğim gibi Ayfer Hoca'yı ben de dinlemeyi tercih ederim. Kürtler ve Cumhuriyet konusunda ise Cumhuriyet döneminde Kürtler yok edilmekten ziyade, yok etmeler bence siyasi merkezileşmenin sonuçlarıydı. Kürtlere özel olarak Kürtlükten dolayı olan bir adavetten değil. Fakat Kürtlerin Kürt olmaması çok önemlidir. Yani hayatta kalmaları önemlidir. Yani isimsiz olmaları, Türklüğe asimile olmaları devletin amacıdır. Cumhuriyetin amacıdır ve Cumhuriyet dediğimiz dönem bunun için her türlü terörü Kürtlere uygulamıştır. Bu dilin inkarından tutun, kitlelerin terörize edilmesine kadar şiddet Kürt kimliğinin inzibatı açısından, zapturapt altına alınması açısından kullanılmıştır. Şimdi buna tepki olarak da Kürtler arasında bir takım kıpırdanmalar olmuştur. Bunlardan bir tanesi PKK'dır. PKK'nin katkısı nedir? Kürt kimliğinin inkarını şiddet ile yırtmıştır. Karşı şiddet diyelim buna da. Ve bu özelliğiyle tarihe geçmiştir. Ancak aynı zamanda Kürt siyaseti üzerindeki silahlı vesayeti dolayısıyla da Kürt siyasetini kriminalite içinde tutarak Kürt toplumunu ipotek altına almakta ve siyasi meşruiyet krizi içinde tutmaktadır. Bugün Kürtler adına siyaset iddiasındaki ve PKK'nın şiddet tekeli ve silahlı hegemonyasının açtığı alanda demokratik olarak neredeyse sorumsuz siyaset yapan partiler, bugün HDP bu konumda. Bu partiler ise Kürtler açısından doğan meşruiyet krizinin aşılmasını sağlayamamış, Kürt siyasetini sürüncemede tutarak Kürt demokrasisini murdar hale getirmiştir. Bana göre mevcut Kürt siyaseti demokratik olmadığı gibi, şeyi bir tarafa bırakayım, söylemler ayrı bir şey. Yani Tayyip Erdoğan da adaletten bahsediyor. Ama yaptıkları ve pratik farklı. Mevcut Kürt siyaseti bana göre demokratik olmadığı gibi herhangi bir tarafa, ne Kürtlere ne de Türkiye demokrasisine fazla bir fayda sağlamıyor. Bir kriz içindedir ve bununla yüzleşecek imkana, özgürlüğe, otonomiye, özerkliğe sahip değildir. Şimdi HDP ile ilgili eleştiren daha fazla
hani ilginizi çekecek şeyler söyleyebilirim ve bugünkü seçimlerle bağlamdaki konumu ile ilgili şeyler söyleyebilirim. Ama isterseniz bu arada varsa sorular faslına geçelim böylece. O bahsi şey yapalım. Bence istersen birkaç dakika içerisinde toparla.